Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş. Merhaba değerli dinleyenler. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Sevgili peygamberimiz Cevami'ül Kelim'di. Az sözle çok anlamlar ihtiva eden hususlar anlatma yeteneği bahşedilmişti kendisine ilahi Rahman tarafından. Şöyle buyurdu Peygamber Efendimiz bir gün: cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış, cennet ise nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır. Hadis-i şerif, nefse karşı verilecek çabanın, gayretin, kulluk mücadele ve mücahedesinin önemini ve bunun sonucunu çok veciz bir şekilde bizlere ortaya koyar. Düşündürür Allah Resulü bu Cevami'ül Kelim nitelikli hadisiyle, beyanı ile. Kuşkusuz cennet, mükafat yeri, Rahman'ın vaadi, kullarına, mümin kullarına vermiş olduğu sözü, ilahi nimet, mükafat, ödül yeri. Allah'ın vaadi hak, vaidi hak. Allah'ın cenneti hak, elbette bunun aksine imanı tercih etmeyip inkara yönelen, kendisini tanımayan, itaat ve ibadet etmeyen, imandan nasibini almayan, inkarcı insanlara da Allah'ın bir sözü de var, elbette azap yeri olan cehennem. Cehennem, nefse hoş gelen haramlarla sarılıp süslenmiş. Nefsin istekleri eğer her daim yerine getirilirse, insan haram, günah endişesi taşımadan böyle nefsinin götürdüğü yerlere, Allah'ın razı olmayacağı tutum ve davranışlara yönelirse, elbette gideceği yer Allah'ın cahimi. Aşırı istekler, şehvetler peşine düşenleri örümcek ağı gibi cehenneme çekip götürür. Bunların nefse hoş gelmesine insan aldanmamalıdır. Çünkü bunun ardı ateştir ve azaptır. Peygamber Efendimizin dilinden düşürmediği dualardan, Kur'ani virtlerinden: Rabbim beni azabından koru. Rabbena ve kina azaben nar. Rabbimiz bizleri azabından, ateşinden koru. Bizleri cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Cennet ise ebedi huzur, ebedi mutluluk diyarıdır. Nefs açısından bakıldığında, başlangıçta nefsin hiç de hoşlanmadığı ibadet, fazilet ve fedakarlıklarla cennetin perdelendiği görülür. İnsan nefsi bu güçlüklere katlanmak istemez. Ancak gerçek mutluluk geçici zorluğa katlanıp o örtüleri ve sütreleri, perdeleri aralayabilmektedir. İnsan nefisle mücadele ederek, işte nefsin arzularına dur diyerek kendisini azaptan, ateşten korur ve Allah'ın cennetine, nailiyet şerefine erer. İmanla, itaatle, ibadetle, güzel ahlakıyla, Allah'a olan gönülden bağlılığı ile. İşte mücahede bu noktada büyük önem ve anlam arz eder. Eğer nefis kendi başına bırakılırsa, gerisini düşünmeden hoşuna giden şeylerin peşine düşer devamlı. Bu da insanı haram helal sınırı
taşımamaya ve sonuçta azabı gerektirecek davranışları, tutumları, amelleri işlemeye sevk edecektir. Duyguları, akıl, tecrübe ve vahyin ışığında uyarmalı. Ciddi ve meşru, faydalı işlere yönlendirmelidir. Gerçek ve ebedi mutluluk, cennet böyle bir mücahede ile elde edilebilecektir. Cennete bazı güçlüklere sabretmek suretiyle ulaşılır. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil denmiştir. Nefsin hoşlanmadığı şeyleri yapmak, sonuçta sevinmek demektir. Hadisin bizlere bir hatırlattığı husus da bu oluyor. Nefsin isteklerine karşı çıkmak, sonuçta azaptan kurtuluşu gerekli kılıyor. Çünkü nefis, inne nefse le emmâratun bisû ayetinde, Kur'ani beyanında ifade edildiği üzere, insana devamlı kötülüğü, kötü şeyi, haramı telkin ve teşvik ediyor. İşte bu noktada mücahede, insanın o bitip tükenmek bilmeyen arzulara karşı dur diyebilmesi önem taşıyor. Mücahede, nefsin haklarına değil, hazlarına set çekebilmektir. Bunun da sonu, nefsin cennette her istediğine kavuşması demektir. Cennette ebedi o nimet yurdunda bir sınır yok. O halde bu dünyada Rabbimizin bizlere çizdiği hudutlara, sınırlara dikkat etmek gerekiyor. İman edenler, salih amel işleyenler, imanları sebebiyle Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kişiler, altlarından nehirler, ırmaklar akan ebediyet yurdu, cennetle müjdelenmişlerdir. Bunun aksine, inkar edip, Allah'ın razı olmadığı amelleri işleyenler, onlar da azabı müstelzim, davranışlarda, tutumlarda bulundukları için azabı hak etmişlerdir. Allah kullarına zulmetmez, ancak kulları kendi kendilerine zulmeder. Sahabi Huzeyfe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü'nün ardında namaz kıldım. Allah Resulü Bakara suresini okumaya başladı. Ben içimden herhalde 100 ayet-i kerime okuyunca rükû eder dedim. Allah Resulü 100 ayetten sonra da okumaya devam etti. Ben yine içimden bu sure ile namazı bitirecek dedim. O yine devam etti. Bu sureyi bitirip rükû eder dedim. Etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran suresine başladı. Onu da okudu. Ağır ağır okuyor. Tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor. Dilek ayeti gelince dilekte bulunuyor. İstiaze ayeti gelince Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa gitti. Sübhane Rabbiyel Azim. Yüce Rabbimi, büyük Rabbimi tenzih ederim demeye başladı. Onun rükûu da aşağı yukarı ayakta durduğu kadar uzun oldu. Sonra Semi'allahu limen hamide. Rabbena lekel hamd. Allah kendine hamd edeni duyar. Hamd yalnız sanadır ey Rabbimiz dedi ve kalktı. Hemen hemen rükûuna yakın uzunca bir süre ayakta durdu. Sonra secdeye vardı ve Sübhane Rabbiyel A'la, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Buyurdular. Huzeyfe, Allah Resulü bazı geceler var ki ayaklar şıncaya dek gece ibadetiyle, nafile ibadetle meşgul olurdu. Hadis-i şerifte bu ibadeti Allah Resulü'nün nasıl ifa ettiğine dair bizlere malumatlar veriliyor. Peygamber Efendimizin gece namazı kılarken çok uzun okuduğunu, kıraati uzun tuttuğunu, tesbihatları da uzattığını görüyoruz. Sahabi Huzeyfe'nin rivayet ettiği bu hadiste. Allah Resulü Bakara,
Ali İmran ve Nisa surelerini bir rekatta bitirdiğini, ruku, kıyam ve secdeleri de uzunca yaparak namazı tamamladığını bazen bazı gecelerde öğrenmekteyiz. Peygamber Efendimizin işte kendi nefsiyle yaptığı bu mücahedenin bir örneği, bir tezahürü burada bizlerin dikkatine sunuluyor. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifte ifade edildiği üzere Bakara suresinden sonra Nisa suresine geçmesi böyle yapmanın cevazını, caiz, mümkün olduğunu göstermek içindir. Bir diğer husus da o zaman zarfında henüz surelerin sırası belirlenmemiş olmasındandır. Peygamber Efendimiz gece namazlarını uzun kıldığı için gece namazını uzatmak müstehaptır. Yani kişi kendi başına namaz kıldığında dilediği kadar namazını uzatabilir, nafile ibadetleri. Ancak bir topluluğa imamlık eden o toplumda namaz kıldırdığı cemaatin içerisinde yaşlının, zayıfın, çocuğun olduğunu dikkate almalı. Yine hadis buyruğu bizlere ışık tutuyor bu konuda. Bir kimse topluluğa namaz kıldıracak olursa namazını hafif tutsun ama kendi kılacağı zaman dilediği kadar uzatsın. Namaz içinde ve dışında tesbih ayetlerinde Allah'a tesbih etmek, Allah'ı yüceltmek. Allah'ım sen en yüce, en yüksek vasıflarla muttasıfsın, her türlü eksikten uzaksın. Allah'a sığınmaya dair ayetlerde Allah'a sığınmalı. Dilek ayetlerinde dilekte bulunmalı. Ki bu Allah Resulü'nün yaptığı bir davranış. Dolayısıyla müstehap. İbn Mes'ud sahabi anlatıyor. Bir gece Allah Resulü'nün arkasında namaz kıldım. Ayakta o kadar uzun durdu ki en sonunda içimden hoş olmayan bir şeyi yapmayı dahi geçirdim. Sahabiler orada İbn Mes'ud'un bu anlatması üzerine ne yapmayı düşündün ey İbn Mes'ud dediler. O da Hazreti Peygamber'i ayakta bırakıp oturmayı düşündüm dedi. Abdullah bin Mes'ud'un sahabi rivayeti de Peygamber Efendimiz'in gece ibadetinde kıyamı uzun tuttuğunu, yani onun ibadete düşkünlüğünü bizlere anlatmaktadır. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü gece namazında kendisine uyan Huzeyfe ve İbn Mes'ud gibi cemaati dikkate almamıştır. Çünkü gece namazı onlar için nafiledir. Peygamber Efendimiz yalnız başına kılıyormuş gibi davranmıştır. Ve minel leyli feteheccet bihi nafiletenlek. Gecelerden Allah'a yönelerek nafile teheccüd kıl emri Peygamber Efendimiz için gelmiş. Allah Resulü'nün bir vazifesi, görevi. Biz onun ümmeti olarak da bizler için nafile, tetavvu, farz, vacip olmayarak Allah için eğer yaparsak sevabını alıyoruz. İbn Mes'ud'un hadis-i şerifte ifade ettiği bir ara hoş olmayacak bir şey yapmayı düşündüm ve bunu izah etmesi, Allah Resulü ayakta namaz kıldırırken bir ara oturuvermeyi düşünmesi ve bunu hoş olmayan bir durum, bir iş diye tavsif etmesi bizlere bir ihtar, onun gösterdiği nezaket. Hazreti Peygamber'i ayakta bırakıp oturmanın uygun olmayacağını o da biliyor. Fakat sabrının son derece zorlandığını da burada ifade ediyor. Bu durum Peygamber Efendimizin ibadete sabretmekte ne kadar dayanıklı, nefisle mücahede ve mücadelede herkesten önde olduğunu gösteriyor. Öyle ki sahabiler arkasında onunla birlikte namaza duranlar oturmayı düşünüyorlar. Ama Allah Resulü ayakta. Hadis-i şerif gösteriyor ki farz olmayan namazlarda da imama uyulabilir. Cemaatin bir özrü yokken oturarak imama
uyması uygun değil. Ashab-ı kiram son derece nezaketli ve edepli insanlardı. Büyüklerin yanında her daim edebe riayet etmek gerekir. Anlaşılmayan konularda soru sormak, kapalı hususun aydınlatılmasını istemek, kendi kendine yorum yapmaktan çok daha doğru bir harekettir. Ki Allah Resulü soru sormak üzere sahabilerin nasıl gayet bu konuda duyarlı olduklarını zaman zaman anlatmıştır. Hem erkek hem hanım sahabilerin dinlerini öğrenme hususunda soru sormaktan çekinmediklerini ve bu durumun onların ne kadar bu konuda dinlerini öğrenme hususlarında meraklı ve istekli, arzulu olduklarını ifade etmesi açısından önem taşıyor. Aynı zamanda bu durum takdire şayan bir husus olarak Allah Resulü'nün beyanlarında bizlere sunulmuştur. Ne mutlu o ashab hanımlarına ki edepleri dinlerini öğrenmelerine engel olmuyor. Dolayısıyla insanlar soru sormaktan dinlerini öğrenme hususunda, ibadetleri ifa hususunda, kapalı hususları giderilmesi hususunda soru soracaklar. Bundan imtina edilmeyecek. Allah Resulü'nün örnekliğinde, mücahedede, nefisle mücadelede, gayretli, azimli ve muvaffak olmak dua ve temennisiyle. Hoşça kalın, huzurla kalın, Allah'a emanet olun değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.